Birazdan piyasalara yansıyan rakamları aktaracağız. Son gelişme nedir? Kur bazında, dolarda, euroda, altında neler oluyor? Borsa İstanbul'daki son rakam ve yukarı çıkılan seviye var mı? Aşağı görünümlü bir günden mi bahsediyoruz? Haftanın ortasında işte bunun detaylarına bakacağız ama dilerseniz bugün konuğumuz kim ve konumuz ne olacak? Onu biraz özetleyelim. Günün raporunda bugün Gouden Dutch Petroleum Satış ve Pazarlama Müdürü Engin Buğrak Ünal canlı yayın konuğumuz olacak. Gübre fiyatlarını konuşacağız. Çiftçiliğin ve tabii ki tarımın ekonomik görünümünü konuşacağız. Gübre fiyatlarının zamlanması çiftçinin belini bükmüş durumda. Çoğu yerde ekim maalesef gübresiz yapıldı. 2022 yılında nasıl bir ekonomik görünüm hem tarım açısından hem çiftçi açısından Türkiye açısından nasıl bir ekonomik görünüm bizi beklemekte? Hem bir genel değerlendirme yapacağız 2021 yılı için hem de 2022 yılının öngörülerini orta ve uzun vadeli hedefleri konuşacağız. Gübre açısından baktığımızda bu programımızda canlı yayında. Ama dilerseniz gelenek olduğu üzere hemen piyasalardaki son gelişmelerle başlayalım. Günün raporu programımıza. Dolarla başlıyoruz. Dolarda bugün açılışta 14.39.63 seviyesini gördüğümüzü hemen hatırlatalım. Şu an itibariyle dolarda yukarı yönlü seyir devam etmekte. 14.65.50 seviyesinde dolar. Ve euroya geçiyoruz. Euro'nun açılış rakamları da şu an ekranlarınızda. Hemen aktarayım. Euro da bugün 16.21-26 seviyesinden açılışı yaptı. Şu an yine Euro'da da yukarı yönlü seyir devam etmekte. Hemen Euro'daki son gelişmeyi, son rakamı aktaralım. 16.54-77 seviyesinde Euro. Ve altına bakacağız. Altında bugün haftanın ortasında piyasalarda 819,62 lira seviyesinde altın. Ve şu an itibariyle yine altında da yukarı yönlü seyirin devam ettiğini söyleyelim. 831,77 lira seviyesinde altın. Ve son olarak Borsa İstanbul'daki son rakamı anlatalım, aktaralım. Bugün açılışta Borsa İstanbul 2191 seviyesini görmüştü. Şu an itibariyle Borsa İstanbul aşağı yönlü bir seyir izlemekte ve düşüş var. Borsa İstanbul'da 2150 seviyesini gördüğünü de aktaralım. Borsa İstanbul'un bugün. Efendim piyasalardaki rakamlar ve yansıyan gelişmeler böyle. Dilerseniz hemen sohbetimize başlayalım. Karşımızda Engin Buğrak Ünal var. Gouden Dutch Petroleum Satış ve Pazarlama Müdürü. Gübre fiyatlarını konuşacağız dedik. 2021 yılının bir değerlendirmesini yapacağız ki gübre fiyatlarına zam biliyorsunuz hem tarımda hem de çiftçi nezdinde oldukça zorluklara sebep oldu bu yıl için. Gelecek yıl yani 2022 yılına çok kısa bir zaman kala 2022 yılında nasıl bir görünüm bizi bekliyor? Bunları değerlendireceğiz. Başlık başlık gideceğiz. Şu anda karşımızda Engin Buğrak Ünal. Hoş geldiniz yayınımıza. Pınar Hanım merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir özet yapmaya çalıştım. Tabii özet olarak aktardım ama biz başlık başlık daha detaylı konuşacağız birazdan canlı yayınımızda. Dilerseniz özellikle Gouden Dutch Petroleum özelinde bir konuşalım. Şu anda özellikle sizin çalışmış olduğunuz alan özelinde konuşursak firma yani şirket hangi sektörlerde şu anda faaliyet göstermekte? Aynı zamanda şirketi de tanıyarak başlayalım. Daha sonra özel olarak gübre konusuna döneceğiz. Buyurun. Evet. Gouden Dutch Petroleum firması yurt dışından ithal olarak petrol ve petrol türevi, plastik ham maddeleri ve gübre ithalatı yapan bir firma. Ben bu ithalat kısmının gübre bölümünde görev almaktayım. Biz yurt dışından gübreyi ithal olarak gemilerle Türkiye'ye getiriyoruz. Türkiye'de ithalatçı ve üretici gübre firmalarına satıyoruz. Onlar da kendi torbalarına koyarak bayilerine satış gerçekleştiriyorlar. Bayilerde çiftçilere sunuyorlar bu gübreyi. Biz işin bu kısmını yapıyoruz. Bugünkü konumuz gübre. Dilerseniz gübreye global bazda bakarak adım adım ülkemize doğru gelelim. Evet, buyurun. Aslında gübre fiyatlarında global olarak fiyat yükselişleri 2021'in Ocak ayında başlamıştı. Özellikle sülfürik asit, fosforik asit gibi gübrenin ham maddesi diyebileceğimiz ürünlerde, kimyevi ürünlerde fiyat yükselişleri başlamıştı. Ama ülkemiz 2020 yılının son çeyreğinde stoklarını daha uygun fiyatlardan yaptığı için biz ta ki 2021'in Ağustos ayına kadar çok ciddi anlamda bu fiyat yükselişlerinden etkilenmedik. Evet. Ben LinkedIn yazılarımda da bunu belirtiyordum. O döneme kadar bizim ülkemiz dünyanın diğer ülkelerindeki fiyatlara göre daha uygun fiyattan gübre satıyordu. Hı hı. Ağustos ayında bu enerji krizi ismi altında yaşamış olduğumuz durum tüm sektörler gibi tarım camiasını da, gübre camiasını da vurdu. Evet. Bu enerji krizinde navlun fiyatları, üretim maliyetleri diğer sektörleri de vurdu. Ama tarım camiası için şöyle bir artı zararı oldu. Şimdi bu gübrenin üretiminde amonyak çok önemli bir girdi. Özellikle gübresi, azotlu gübreler için. Amonyan ham maddesi de doğalgaz. Evet. Doğalgaz fiyatlarının bu ciddi yükselişi direkt olarak amonyak fiyatlarını etkiledi. Amonyak fiyatları yükselince dünyanın bazı noktalarında amonyak tesisleri üretim rakamlarını aşağıya çekmek zorunda kaldılar. Tamamen maliyet odaklı bir hareket bu. Hatta Avrupa'da birkaç tane amonyak tesisi üretimini durdurmak zorunda kaldı. Bu da gübrenin üretiminde arzında bir düşüşe neden oldu. Şimdi bu amonyak fiyatlarının yükselişi gübreyi direkt olarak etkileyince ülkeler buhar sıkıntısı nedeniyle üretim tesislerine ihracat yasakları getirmeye başladılar. Evet. Bu ihracat yasaklarının nedenleri de tamamen çiftçiyi koruma amaçlı yapılan hareketlerdi. Biz ülkemizde de bu şekilde kısıtlamalar gerçekleşti. Özellikle başta NPK grubunda, taban gübresi olarak nitelendirdiğimiz grupta oldu bu. Daha sonra amonyan ihracatına da kısıtlama getirildi. Başta bunu Çin yaptı, ardından Rusya'da bunu takip etti. Evet. Şimdi bu gübrede arz sıkıntısını yaşayan dünya blok alım yapan Hindistan gibi, Brezilya gibi ülkelerin ihaleleriyle de stoklardan ciddi oranda çekilen üreyle daha bir sıkıntıya girmiş oldu. Bu da fiyatları gün be gün çok afaki yükselişlerle yukarıya taşıdı. Evet. Bu fiyatlar geçen yılda değerlendirecek olursak $300 seviyelerinden $900 seviyelerine kadar çıktı. Çünkü bu ihalelerin çok ciddi tonajları var. Her ihale 1,5-2 milyon ton civarlarında. Toplamda 6-7 milyon tonluk ihalelerden bahsediyoruz. Hı hı. Bu çok ciddi şekilde piyasayı etkiledi. Dolayısıyla şunu anlıyoruz, doğalgaza yapılan zam aslında hem bu biraz bahsettiğimiz kriz global ölçekte bir kriz. Aslında Türkiye'nin de etkilenmiş olduğu bir krizden de bahsediyoruz. Global manada Türkiye'de etkilendi. Tabii bu gübre fiyatlarının özellikle zamlanması, üst üste zamların gelmesi de özellikle doğalgaza gelen zamlarla beraber bir zincirleme etki yaratarak gübre fiyatlarına da yansıdı. Kesinlikle burada tarımda, çiftçi de etkilenmiş oldu. Tabii tarım ve çiftçinin etkilenmesi demek, tüketicinin de zamlarla bir manada baş başa kalması demek ki şu an yaşadığımız ekonomik görünümünde bir manada bu şekilde fotoğrafını çekiyoruz. Dolayısıyla zaten zamlarla baş etmeye çalışıyor her manada Türkiye'de yaşayan insanlar, tarım tarafında da, tüketici tarafında da, üretici tarafında da diyebiliriz. Evet, peki gübre fiyatlarındaki artış bu şekilde ilerlerken biz gübre üretiminde hangi noktadayız acaba? Evet, global manada yurt dışında bu gelişmeler olurken, Türkiye'de bu yönde etkilenirken gübreyle ilgili fiyatlara zam gelmesi konusunda acaba biz gübre üretiminde hangi noktadayız? Şimdi gübrede bizim Türkiye'de yaklaşık 7-7,5 milyon ton kadar bir tüketimimiz mevcut. Bu tüketimin çok büyük bir kısmı, 3 milyon ton civarındaki bir kısmı azotlu gübrelerden oluşuyor ve bunun en fazla tüketim ürede 3 milyon tonla. Evet. Bir de NPK grubu var. NPK'da Türkiye'nin eli azotluya göre biraz daha güçlü. Birkaç yıl önce yeni üretime geçmiş olan kompozit tesislerimiz ve daha önce şu zamana kadar üretim yapan tesislerimiz mevcut. Şimdi bu 7 milyon ton, 3 milyon tonu üre. Bizim ülkemizde yegane tek üretim yaptığımız üre tesisimiz İstanbul Gübre AŞ'ye ait olan İksaş üre tesisleri. İksaş üre tesislerinin yıllık üretimi 550 bin ton. Evet. Geriye 2,5 milyon ton gibi bir ihracat yapılan üre mevcut. Şimdi 2,5 milyon ton çok büyük bir rakam. Azotlu gübre konusunda özellikle ürede dışa bağımlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca şu anda inşası devam eden Yıldırım Holding'in Gemlik Gübre olarak bir üre tesisi mevcut. Birkaç yıl sonra o da faaliyete geçecek. Onun aşağı yukarı 700-800 bin ton civarında bir yıllık üretim yapması bekleniyor. Bu bizi dışa bağımlılık konusunda biraz daha rahatlatacaktır. Ama takdir edersiniz ki bu gübrelerin ham maddeleri dışarıdan ithal edildiği için evet, yükselişler ciddi anlamda Türkiye'deki fiyatları da direkt olarak etkiliyor. Evet, yani şu üre gübresi ithalatı galiba yaklaşık sesinizi 2,5 şu an geliyor mu sesim? Evet, duyabiliyorum. Üre gübresi ithalatında yaklaşık 2,5 milyon ton civarında mıyız şu anda? Evet. Evet, yani İthalat, biraz evet, 2,5 milyon ton. Evet, yani dışa bağımlılığımızı aslında bir sebebi de ham maddenin aslında dışarıdan gelmesi. Bu da kesinlikle, özellikle dolar, euroya aktarıyoruz programımızın başında. Kur çok önemli çünkü ham madde zaten yurt dışından geldiği için bu da ekonomik evet, olarak ister istemez yansımakta fiyatlara. Gübrede de bu şekilde. Sizin anlattığınızdan evet, bunu çıkarıyoruz. Dolayısıyla tabii bu fiyatlar önüne geçilemez şekilde zamlanınca çiftçi ve tarım tarafında neler oldu? Ekonomik görünüm manasında zincirleme bir etkiden söz ederken özellikle bazı ekim ve dikim konusunda, ekim alanlarında gübre kullanılamadığını söyleyebiliyoruz aslında 2021 yılı içerisinde. Dolayısıyla çiftçi ve tarım gübresiz ekim yapmak zorunda kaldı. Nasıl etkilendi 2021 yılında çiftçi ve tarım özellikle bu gübre fiyatlarındaki zamlar sebebiyle nasıl bir görünüm ortaya çıktı? Şimdi hem dolardaki kur artışı hem de dünyadaki yükselen bu fiyatlar en baştan en sona kadar zincirin tüm halkalarını etkiledi. Şimdi geçen yıl 300 dolar FOB seviyelerindeki ürenin fiyatı şu an 900 dolar seviyelerinde. Hatta en son yapılan Hindistan ihalesinde 985,5 dolar CFR fiyat görüldü. Bu yaklaşık 3 katı bir fiyat artışına tekabül ediyor. Maalesef son dönemde dolar kurundaki dalgalanma nedeniyle biz bu 3 katı olan fiyat yükselişini maalesef 5 kata kadar hissediyor durumdayız. Evet. Şu anki fiyatlar 14 TL'nin üzerinde ürede, evet, değişkenlik gösterse de. Şimdi bu fiyatların bu kadar yükselmesi baştan sona kadar sermaye daralmasına neden oldu. Evet. Kısaca örnek vermek gerekirse geçen yıl 5 milyon TL ile ticaretini gerçekleştiren bir bayi yaklaşık 1700-2000 ton civarında stok yapabilirken şu anki alabildiği maksimum tonaj 350-400 ton civarında. Evet. Emin olun bu rakam bir bayi için çok küçük bir şey, tonaj. Hı hı. Özellikle kırsal kesim ve vadeli olarak satış yapılan bölgelerde bayilerin çiftçileri bu şekilde süspanse etmesi çok ama çok zor. Evet. Şu anda bir tır gübre aldığınız zaman 500 bin TL civarında bir rakam ödemek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Şimdi Tarfin gibi tarımsal finans şirketleri çiftçilerin vadeli alımlarını ve bayilerin alımlarını desteklemekte. Ama genel olarak Türkiye'ye baktığımızda çiftçinin tedarik gücü çok düştü. Evet. Yani Türk liranın değer kaybıyla beraber Türk lirasının da değer kaybı direkt tabii hepimizin cebine yansıdı. Çiftçiye de muhakkak öyle. Evet. Dünyada 3 katı olan yükseliş bize 5 katı olarak yansıdı. Şimdi bizim ülkemizde şöyle sezonsal da bir problem oldu. Şimdi bu gübre fiyatları yükselirken dünyada emtia fiyatları, hububat fiyatları da yükseliyordu. Ama bizim ülkemizin hasat ettiği dönem o fiyat yükselişlerine denk gelmedi. Yani çiftçi hasadını yaptığında elindeki malı paraya çevirdiğinde fiyatlar yine düşüktü. Çiftçiye evet, bu nasıl bir geri dönüş oldu? Malını ucuzdan satmış oldu ama önümüzdeki sezon için alacağı gübreyi, akaryakıtı, tohumu, zehiri daha yüksek fiyattan almak zorunda kaldı. Bu da ekstra olarak çiftçinin alım gücünü düşürmüş oldu. Şimdi gübresiz ekim yapıldığı konusunda ben de duyumlar alıyorum. Şimdi ben 14 yıldır piyasadayım, satıştan gelen bir insanım. Hala bölgedeki, Türkiye'deki bayilerimle görüşmeye devam ediyorum. Evet. Şimdi bu gübresiz ekim yapılan bölgelerde eklediğimiz çok ciddi bir rekolte düşüşü olacak. Evet. Eğer üst gübrelerde de, azotlu gübrelerde de bu yeterli gübreyi kullanamazlarsa bu bize hem rekolte düşüş hem de kalitesiz ürünle geri dönüş sağlayacak. Burada çiftçinin ekstradan yine şöyle bir zararı olacak. Siz kaliteli ürünle kalitesiz ürünün fiyatını maalesef aynı şekilde satamıyorsunuz. Evet. Hem daha uyguna satmak zorunda kalacaklar ürünlerini, hı, hem de birim alandan daha az ürün almış olacaklar. Yani burada çok acı bir durum bu. Evet. Yani çiftçi yine kazanamayacak. Evet, bir satış yapacak, evet, ama aslında evet, zararına satış yapmış gibi olacak bir manada. Çok da kar, evet, elde edememesine sebep olabilir bu gübresiz ekim ve tabii ki rekolte düşüşü demek. Üründen alınan verimliliğin az olması demek. Daha az ürün almak, evet, demek. Bu da tabii ki yine fiyatlara zam olarak yansıyacak demek aslında bir manada. Öyle gözüküyor. Evet öyle. Bir de bu rekoltedeki düşüş normalde ülkenin beklemiş olduğu hasat rakamlarından daha az geleceği için biz ithalat yapmak zorunda kalacağız. İthalat da yurt dışında, Türkiye'den yurt dışına para çıkıyor anlamına geliyor biliyorsunuz. Biz bunu istemiyoruz. Yani bizim ihracat yapabilmemiz lazım ithalattansa. Evet. Çiftçi bu konuda gerçekten köşeye sıkışmış durumda. Hı hı. Ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Evet, şimdi buradan hemen şu soruyu sormak istiyorum. Evet, ciddi manada desteğe ihtiyaç var ancak 2021 artık bitiyor. Bu şekilde kapatıyoruz yılı, öyle gözüküyor. Evet. Günahıyla, sevabıyla bir şekilde ekonomik anlamda zorlu günler ve aylar geçirerek 2021 yılını kapatıyoruz. Umutlu olmalı mıyız 2022 yılı için? Gübre fiyatları çiftçi ve tarım açısından nasıl bir ekonomik görünüm ve nasıl bir yıl bizi beklemekte? Şimdi mevkidaşlarım ve piyasadaki trader arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 2022 yılı için gübre fiyatlarında yakın dönemde biz bir düşüş beklemiyoruz. Evet. Maalesef böyle bir beklentimiz yok. Gerek ülkemiz gerekse çevre ülkelerdeki gübre kullanım sezonları pardon, birbirine çok yakın. Şimdi zaten arzın sıkıntılı olduğu bir dönemdeyiz. Bu gübre kullanım dönemleriyle beraber talep de ciddi anlamda artacak. Yani yakın dönemde bir düşüş olmayacak gibi görünüyor. En iyimser tabloyu çizecek olursak Mayıs ayına doğru bir fiyatlarda stabil seyir izleyebiliriz ama yaklaşık önümüzdeki 5 aylık dönemde ciddi bir düşüş beklentimiz yok. Çünkü bunun olması için piyasada bize düşüş beklentisi gösterecek hiçbir şey görünmüyor. Evet, yani aslında bir stabilite olması gerekiyor. Kur manasında, evet, kur açısından konuşacak olursak kurun sabitlenmesi eğer mümkün olabilirse belki biz ilk 5 ay, evet, biraz zorlu bir mücadeleden sonra mı Mayıs ayında acaba fiyatların gübre açısından baktığımızda birazcık daha düşmesini bekleyebiliriz? Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi biz kurdan dolayı da fiyat yükselişlerinden etkileniyoruz. Benim bahsettiğim bu düşüş beklentisi dünyadaki global fiyatlar için geçerli olan bir fiyat beklentisi. Evet. Tabii dolar kurunu biz sabit tutarsak bu yükselişlerden daha az etkilenmiş olacağız. Umarım bu buradaki dalgalanma eski sakin haline geri döner. Biz de gübre fiyatlarını çiftçimize daha uygun şekilde sunabiliriz. Evet, dolayısıyla şimdi neler yapılması gerekiyor? Şimdi ekonomik görünümden bahsettik ama bir de tabii yol haritası, bir harita izlenmesi gerekiyor. Yani hükümet tarafından, evet, öncelikle ekonomi bazında konuşmak gerekiyor. Tabii ki bu kurun dalgalanmasının önüne geçmek için Merkez Bankası'nın sürekli bir dolara müdahalesini, döviz satım yoluyla dolara müdahalesinden bahsediyoruz. Ancak tabii bunun nasıl bir ekonomik getirisi olduğunu ilerleyen günlerde 2022 yılında test, evet, edeceğiz. Belki de ilk çeyreğinde daha net görebileceğiz. Peki çiftçinin ekonomik anlamda kalkındırılması için, evet, ekonominin düzeltilmesi, kurun en azından bir uzun bir dönem, belki de orta vadede sabitlenmesi gerekiyor. Yani çok dalgalı bir görünüm aslında güven de vermiyor maalesef ekonomik görünüm açısından. Dolayısıyla bu güvenin tesis edilmesi için ve tabii ki çiftçinin ekonomik anlamda kalkındırılması için neler yapılması gerekiyor? Sizin önerileriniz var mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de bir çiftçi çocuğuyum aslında. Tarım sektörünün şu an ne kadar zor bir durumda olduğunu en net, en derinden hisseden insanlardan birisiyim. Yakın dönemde destekleme ücretlerine bir artış yapıldı fakat bu dönemde ödenecek olan rakamlar fiyat makasını kapatmak için yeterli değil. Biz burada 5 katı yükselişten bahsediyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, ben çok uzun yıllardır çiftçinin destek anlamında bu kadar ihtiyacı olduğu bir döneme rastlamadım. Evet. Şu an çiftçimizin gerçekten ciddi anlamda desteklenmesi lazım. Bizim üretebilmemiz, ayakta durabilmemiz, gelecek dönemde daha sağlam yapabilmemiz için üretimimizi bu destek ciddi anlamda şart. Ve devletimizin eli güçlü, yani en kısa sürede bu desteklerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyor. Ürün için özel verilen desteklerin artırılması gerekiyor. Ve bunun zamanlaması da çok önemli. Eğer siz bu üretim yapıldıktan sonra, hasat yapıldıktan sonra bu destekleri verirseniz emin olun çiftçinin yarısına merhem olmuyor. Siz bunu üretimin öncesinde yapmalısınız ki devlet çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nın personelleri ÇKS sunuluyor ve herkesin de ekeceği belli, kontroller gerçekleştiriliyor. Bu masraflar yapılırken çiftçinin cebine bu para girmeli. Daha sonra girdiği zaman zaten vadeli alımla elip yüklen çiftçinin emin olun hiçbir işine yaramıyor diyebilirim. Evet. Bu konuda çiftçi gerçekten desteklenmeli. Yani Doğan Mustafa Atatürk'ün söylediği gibi köylü milletin efendisidir ve sizin efendiniz ne kadar güçlüyse arkanız o kadar sağlamdır. Bu konuda bir şeyler yapmamız lazım, hızlıca yapmamız lazım. Ben devletimizin çiftçiye sahip çıkacağına ve en kısa sürede desteklemeleri artıracağına eminim. Umuyorum en kısa sürede desteklemeleri alırlar. Evet, biz de öyle umut ediyoruz. Evet, teşvikler, destekler var. Ancak tabii bunların hemen şu anki ekonomik krize bir merhem vazifesi görebilmesi için, yaraya merhem olması için aslında ivedilikle ve tabii ki doğru desteklerin doğru şekildeki kişilerle eşleştirilerek hayata geçirilmesi çok çok önemli. Teşvik ve destek var ama daha da belki arttırılabilir. Çiftçinin önünü görebilmesi açısından daha güvenli bir şekilde üretim yapabilmesi ve tabii ki cebine giren paranın daha da fazla olması, hem de kaliteli ürün satabilmesi, ortaya çıkarabilmesi herkesi silsile olarak etkilemekte. Son olarak sizden bir global ölçekte değerlendirme yaparak başlamıştık sohbetimize. Global manada özellikle Amerika'ya bakıyoruz. Mesela İngiltere'de de enflasyon, Amerika'da da enflasyonun oldukça yüksek seyirlerde olduğunu görüyoruz ki keza Türkiye'de de enflasyonu takip etmekteyiz. Nasıl bir ekonomik görünüm bizi bekliyor önümüzdeki yıllarda? Global manadaki bu ekonomik kriz acaba bir dibe vurup daha sonra tavana sıçrayış şeklinde mi ilerleyecek? Nasıl bir yıl bizi beklemekte? Orta vadede sizin öngörüleriniz nelerdir? Kısaca açıklamak gerekirse ben dünyada hiçbir krizin sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Şimdi pandemi sonrası normalleşme sürecinde böyle bir kriz bekleniyordu ama enerji krizi dünyayı çok ciddi şekilde vurdu. Şu an dünyanın her yerinde enflasyonla boğuşan ülkeleri görebiliyoruz. Buna işte bahsettiğimiz Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde güçlü ekonomiler de dahil olmak üzere. Bizim ülkemiz de bu enflasyon krizini yaşıyor. Maalesef işte daha önce de bahsettiğim gibi bizim kur problemimiz bu yükü biraz daha arttırıyor bizim ülkemizde. Evet. Bu geçici bir süreç. Sonsuza kadar sürmeyecek. Ama burada önemli olan bu savaştan, bu kaos ortamından ekonomimizi, üreticilerimizi, sanayimizi en az yara alacak şekilde çıkarmayı başarmamız gerekiyor. Yani bu yüzden bir ülkede en güçlü kurum devlettir. Devletin eli güçlüdür. Devlet bu kurumlara, üretim yapan kişilere yardım etmelidir. Anlatabildim mi? Yani bu yardım sayesinde bu savaştan biz sağlam olarak çıkabiliriz. Üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Engin Buğrak Ünal, bizi aydınlattığınız ve değerli bilgilerinizi paylaştığınız için sağ olun. Gouden Dutch Petroleum Satış ve Pazarlama Müdürü Engin Buğrak Ünal canlı yayında Günün Raporu'nda konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, özellikle global manada bir fotoğraf çekmeye çalıştık sizin için. Ekonomik açıdan baktık. Hem gübre fiyatları neden etkileniyor, neden bu fiyatlar son dönemde oldukça yükseldi, zincirleme olarak nelerden etkilendi? Tabii ki çiftçinin durumu, gübresiz ekim yapılan tarlaların durumu ne olacak? 2022 yılında nasıl bir görünüm bizi beklemekte? Bu tüketicinin cebine nasıl yansıyacak, üreticinin cebine nasıl yansıyacak, tarıma nasıl yansıyacak ve tabii ki Türkiye ekonomisine nasıl yansıyacak? Genel manada bu başlıklar çerçevesinde ekonomik görünümü de baz alarak hem global manada hem de Türkiye bazında değerlendirmeye çalıştık. Engin Buğrak Ünal'la tekrar teşekkür ediyoruz ve bugünlük günün raporuna noktayı koyuyoruz. Yine canlı yayınlarımız devam edecek. Agro TV ekranlarından ayrılmayın lütfen. Cuma günü saatler 12'yi gösterdiğinde bizler tekrar karşınızda olacağız. Piyasaların ve sektörlerin nabzını canlı yayında tutmaya devam edeceğiz diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.